Bugün sevgili Serhat abiyle beraberiz ve aynı şekilde sevgili dostum Serhat Çapaz'la son yılların Serhat abi bize Tayra buradan bahsedecek. Evet, Tayra bu burada. İşin ustası, uzun yıllardır da keyifle yapıyor. Aşağı yukarı 3-4 yıldır zaten çok yeni bir teknoloji. 3-4 yıldır piyasada. Ben de en eski kullanıcılardan biri sayılırım Türkiye'de. Eyvallah abi. Nedir abi bunun olayı? Bunun olayı işte şurada gördüğünüz gibi şöyle kayan bir sistem üzerinde ahtapot veya minik bir kalamar imitasyonu olması. Yem gördüğünüz gibi skörtler var içinde. Normalde yem takmayız fakat kendi başına da yemsiz de avlanılabilen bir yöntem ama bu şekilde daha avcı oluyor. Şimdi göreceğiniz gibi saldığımızda skört ve kafa birbirinden bağımsız hareket ediyor. Tamam. Bu sayede düşüş sırasında yemin daha cazibesi artmış oluyor. Şimdi göreceğiniz gibi atlıyor. Hadi bakalım, rast gelsin. Serhat, gaz keser misin? Nasıl abi? Nasıl? Gidiyoruz abi. Attın mı sen? Pardon, ben tam yapıyorum. Ağırlığımız kaç gram Serhat abi? Boğazda akıntılı sular olduğu için 150 gram kullanıyoruz. Zaten tamam. Kamışın atar ağırlığı da en maksimumu o kadar. Takımdan biraz bahsedelim. Takım muhtemelen bu sistem için en uygunlardan biri, özel yapımı. Şey gibi mi? Biraz bait casting'e benziyor. Bu farklı. Gördüğünüz gibi dünyada çok... bait casting ama farklı. Bait casting için kullanılan bir makine değil. Çıkrık sistemiyle daha güçlü olduğu için, hafif ve güçlü olduğu için kullanılıyor. Kamışın bir özelliği var, fark ettin mi? Evet, yüzükler ters. Yüzükler spiral bir şekilde yükü dağıtıyorlar. Bu şekilde olduğundan daha güçlü ve daha hafif oluyor. Üzerinde çok ince 12 örgü 0.16 bir ip var, aşağı yukarı 18. Yeterli mi peki abi 0.16? Bu ip için yeterli. Bu dünyadaki şu andaki en iyi iplerden biri. Daiwa'nın 12 örgü. Genelde taş balıkları için daha böyle kalın ipler kullanıyorlar. Bizim spinning kullandığımız atar aralığında ya. Buradaki amaç zaten 10-12 kilo maksimum 15 kilo ağırlığındaki balıkları yakalayabilmek. Kamışın çeker değerleri de bunu destekliyor. Tüm takımın birbirine uyması için önde 0.37-0.36 gibi bir fluorokarbon misine olması var, şart. Evet. Çünkü ipteki sürtünmeyi taşıyamaz. Tamam. Beden kesinlikle lazım. Leader kesinlikle lazım bu sistemde. Sistemin başka bir özelliği de sabit olarak kullanılmamız. Bak, indiği gibi balık vurdu mesela. Harika. Şu an var mı ucunda? Yok, şu anda yok. Balık dokundu. Sistemde çalışma prensibi şu. Her dibe bıraktığımızda tekrar 3-5 metre takımı havalandırıp tekrar o düşüş imitasyonunu tekrar yapmak. Tamam. Yani durmak yok bu sistemde. Devamlı çalışılıyor. Biraz daha sert aksiyonlu olursa sinarit gibi daha böyle saldırgan balıklar da yapıyor. Hafif çekimlerde de ip balıkları, orfozdan tutun, lahozdan çıkın. Yani her türlü balığı bununla avlandı. Hatta orkinos bile tutan arkadaşım. Öyle mi? Buna atlamayan balık yok diyebiliriz bu yönteme. Cazibesi yüksek bir sistem. Cazibesi yüksek. Dediğim gibi kalamar imitasyonu olduğu için kalamarı da yemeyen balık yok. Aynen öyle. Minik bir ahtapotu da andırıyor aynı zamanda. Taş balıklarını çok cezbediyor. Çok verimli avcılıklar yaptık. Aslında boğaz bunun için çok uygun mu? Değil. Çünkü yüksek akıntılı, daha durgun suları seven bir sistem. Taşlıkları şu an balık mı vuruyor? Yok, şu anda vurmuyor. Ben bırakırken de bir kademe kademe bırakırken. Kademe tamam. Kademe bırakıp onun sıplama hareketiyle yapıyor. Hani bir kalamarın veya ahtapotun efektini veriyoruz. Bunu gün içinde sürekli yapıyoruz yani. Öyle dediğim gibi sabit durulan bir sistem değil. Bakalım bir netice alabileceğiz. Hadi bakalım, rast gelsin. Küçük Serhat'a gidelim şimdi. Tamam. Serhat'cığım. Selam. Yeni Tayra Burcu. Nasıl, memnun musun bu düzenden? Yani bu LRF'nin derinde yapılan versiyonu aslında. Yani light takımla. Şu an tabii ben aslında Tayra Burcu yapmıyorum. Serhat abinin takımı tam buna uygun. Aynen. Ama ben daha çok Slowjig takım ve kuvvetli makineyle. Saragoza mı? Evet, Saragoza. 6 günlük. Daha böyle buradaki dişli balıkları kandırmak üzere. Kandırmaya çalışıyorum çünkü burada avlandıkça başımıza bir sürü olay geliyor. Geçen de işte izlemişsindir belki sen de. Çift sinirit. Evet, çift sinirit. İkisi de iri balıktı. Diğer Tayra Burcu takımı olsaydı belki o balığı kaldıramayabilirdim taşta. Ama bununla çok kolay bir şekilde de aldım. Ki zaten torklu makine Saragoza. Evet, aynen.
burada da. Yemini göster bakalım. İşte şöyle Fuji'nin Rock'n'Rover diye bir yemini kullanıyorum. Bunun kafa yapısı çok güzel yani gelişi. Kaç gram bu? Bu 150 gram. 150 gram. Burada boğazda. Yem ne taktın? Yem olarak da kalamar gözlü küçük kalamarlardan. Baby kalamar dediği şeyden takıyorum. Daha avcı olsun diye. Aslında büyük balığa attığımız zaman bunu olkanmış takmamamız gerekiyor. Bunu takmamamız gerekiyor. Çünkü küçük balıklardan fırsat kalmıyor. Küçük balıklardan fırsat kalmıyor bu yeni taktığımızda. Biz biraz daha şu an eğlencesinde olduğumuz için böyle küçük küçük işte kalamar parçası, kalamar kuyuyu vesaire takıyoruz. Hadi bakalım, rastgele kardeşim. Teşekkür ederim. Serhat abi nasıl durumlar? Var mı hareket? Vardı ama bu yöntemde genellikle balığın kurtulma olayı biraz daha fazla. Bunun sebebi de genellikle balıkların yemi merak edip etrafında dolaşması. Isırma gerini kontrol etme evet, sevdası mı? Muhtemelen %50 çapında etrafında tutuluyor balıklar. Çok da küçük iğneler kullandığımız için avcı olması için biraz balığın kaçma ihtimalini arttırıyor. Bu da işin biraz zevkini arttırıyor. Aynen, yani her tutulan balık gelmiyor. Ama çok ince ve zarif bir takım olduğu için herkesin yapabileceği özellikle bayanların şeyleri yorucu. Suda mı? Suda. Yorucu olmayan bir sistem. Fakat dediğim gibi malzemeleri biraz pahalı ve zor temin edilen ürünler. Hobimiz maalesef pahalı bir hobi. Sadece buna ait değil. Spinciler de hepsi öyle, hepsi yani. Aynen. Hobimizin maalesef. Değerinin değerinden dolayı da biraz. Ama popülaritesi arttığı için artık bizde ülkemizde de üretiliyor bazı kafalar, skörtler. Tamamını ben zaten kendim yapıyorum kafalar hariç. Aa, çok güzel. Skörtleri tabii takım taklavatı ve aparatlarını getirttirdim yurt dışından. Kendim malzemeden sıfırdan yapabiliyorum. Bir yönü de o yönü de çok zevkli. Evde kendi başınıza bir şeyler meşgale oluyor. Evet. Çünkü çok malzeme tüketen bir sistem. Spinden falan farklı olarak. Yani kopmaların dışında kopmaların dışında balık çok hızlı yeme atladığı için skörtler de silikondan malzemeler. Her av sonunda 3-4 tane tüketmiş oluyorsunuz. Ama kendiniz yaparsanız 5-10 liraya geçmeyen maliyetleri var. Tabii satın alırsanız markasına göre de fiyatları değişiyor. Ama dediğim gibi çok zevkli bir yöntem. Yorucu değil. Gün boyu yapabilirsiniz. Çok fazla istemiyor. Değişik makineler kullanmak istemiyor. Aynı makineyle her derinlikte 10 metreden 100 metreye kadar da çalışabiliyorsunuz. Peki bir şey soracağım abi. Balık bindiği an tasmalamak gerekiyor mu? Yok. Diğer takımlardaki gibi? Hayır. Bu makinenin ve kamışın özelliği tasma kesinlikle yok. Zaten atamazsınız. Ucu çok fazla esnek, yumuşak olduğu için kendi kendine balığı yakalıyor. Balığın hissedemeyeceği derecede bir yumuşaklığı var. İlk esnemeden sonra geriye verdiği tepkimeyle balığa zaten tasmalamış oluyor. Kendinizin yapacağı herhangi bir harekette burada aşağıya iletimi zaten mümkün değil. O kadar uzun mesafede. O yüzden burada her şey işi takım ve makine yapıyor. Doğru ekipmanla yapılırsa dediğim gibi çok zevkli. Ama tabii elinde bunları alacak maddi gücü olmayan ve imkanı olmayan kişiler de yapabilir mi? Yapar. Yani spin bir makine, slow jig bir makineyle de aşağı yukarı bunun benzeri yapılır. Tabii ki aynısı olmasa da zevkli bir halde kullanılabilir. Sonucu aynı olur ama konforu aynı olmaz. Ya, sonucu da biraz fark eder ama tabii ki konforu olmaz. Tutulmaz diye bir şey yok. Biliyorsunuz rastgele zaten balıkçılığın adı. Ama benim görüşüm bundan sonraki sırtı ve spin dışındaki tüm sistemler slow jig'ler de buraya doğru kayacak gibi geliyor. Çünkü harçlık yapmak herkese göre değil. Çok yorucu. Çok yorucu, çok yorucu, enerji harcıyor ve insanın balık olmadığı zaman da moralini bozan bir şey. Gardını da düşürüyor. Gardını düşüyor. Bu yöntemin bir şeyi de 10 gramdan 10 kiloya kadar olan bütün balıkları cezbettiği için skalası çok geniş. Varsa alır diyoruz yani. Kesinlikle. Ben aynı gün içinde bir fotoğrafımda saydım 8 çeşit. Doğru, içinde süper. Ahtapot, sübye dahil olmak üzere ahtapot bile tuttum bu yöntemle. İnanılmaz avcılığını aynı gün hem istavrit hem köpek balığı aynı takımla tutmak harika, çok enteresan. Harika. Tabii yine bir istavritle. Biz de şaşırmıştık o gün 8 çeşit saydık. Ki balıkçının istediği şeylerden biri çeşit yapmak. Yani şöyle söyleyeyim. Aşağıda eğer balık varsa tutma ihtimali en yüksek sistem bana göre. Yani ne bir jig, ne bir canlı yem, ne bir şey. Hani ben canlı yemden bile devamlı bazen daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha küçük balıklara hitap ediyor. Canlı yemde de mesela iri dişli bir balık lazım. Ama bu dediğim gibi 100 gramdan 10 kiloya kadar tuttuğu için seçici değil. O anda ne vurursa takımın
hazine ve şeyleri küçük olduğu için avcılığı da çok fazla. Hı-hı. Ama dediğim gibi tutulduktan sonrasını çıkarmak bir belli bir ustalık istiyor. Kesinlikle. Belli bir ustalık istiyor ama kamış işin çoğunu hallediyor. Neden? Çok esnek olduğu için siz kalabayı ayarlayamasanız bile, hiç kalama vermeseniz bile o şekliyle o kendi kalamasını zaten belli bir miktar vermiş oluyor. Dediğim gibi yani insanlara denemesini tavsiye ederim. Şimdi belki biraz sonra balık tutarsak da ne demek istediğimi canlı İnşallah. Olarak size gösteririm. Peki taktığın yem belirleyici oluyor mu abi? Yani hani bir gün istavrit takıp bir gün işte ne bileyim kalamar, ahtapot vesaire takmak. Tabii bu işin şeyi kalamar takmak. Kalamar yani bu bıyıkları. Tamam. Çünkü zaten taklit ettiğimiz şey o. Belki Hı. doğal olarak kokusunu da kalamarla desteklediğimiz o salınımı zaman, sağlayan bir yem olduğu için. Evet aynen öyle. Bir de kalamarın benzeyen bıyıklarını taktığınız zaman sanki zaten bizim burada taklit ettiğimiz şey kalamarın bıyıkları. Bir de orijinal bıyığını taktığımız zaman zaten aynı işlemi gerçeğiyle de takviyeler çıkıyoruz. Dediğim gibi ama burada şöyle bir handikap var. Yem takıldığında aşağıdaki küçük balıkların hepsini de cezbettiği için evet, yem balık gitmiş zaten. Evet, büyük balık az önce vurmuştu. Gördüğüm gibi bir tanesini almış. Şimdi burada görülen en son sistem şu anda Japonya'da kullanılan. Bunların içinde bu yeni geldi. İçinde küçük küçük bilyalar var. Bir tıkırtı çıkarıyor. Muhtemelen bu da balığı cezbetmekte bir fayda edeceğini zannediyorum. Ağırlığın üzerindeki göz de kalamarın evet, gözünü takip tabii, ediyor. Tabii. Kalamar ve ahtapotun gözünü işte gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız. Şunun düşey bir hareket. Yani gezer takımın aslında evet. Bir nebze bir değişik hali diyelim. Sürekli bunu su altında sarıp geri bıraktığınızda bu skörtün aşağıya süzülmesi tüm balıkları cezbediyor. Piyasa zoltanın ilk atıldığında vurulma ihtimali daha yüksektir ilk dibe düştüğünde. Bu olayı her seferinde oltayı yukarı çekmeden gerçekleştirmeni sağlayan bir sistem. 5-6 metre sarıp veya 10 metre sarıp tekrar bıraktığınızda bu oltayı sanki yukarıdan ilk defa salıyormuşsunuz izlediğiniz. Aynı etkiyi veriyor zaten. Aynı yapıyor. Bu da avcılığını arttırıyor. Ama tabii tüm bunlar için aşağıda balık olması aynen gerekiyor. Öyle. Yani bu kadar anlattık ama yani aşağıda da balık yoksa onu da yapacağız. Peki her derinlikte yapılır durum mu bu? Minimum 25 metre, hı-hı, maksimum 100 metre. Çünkü hı-hı, 100 metrenin üzerinde daha büyük ağırlıklar. O zaman bu kamışların hassasiyetini aşan şeyler olur. O zaman o tayra buradayız. Slow jig'e girer. Hı-hı. Zaten o zaman ben de başka takımlar kullanıyorum. Bu hafif 25 takım. Metrenin altı için mesela örnek veriyorum 10 metrelerde yok, işte yok, bu balık bulundu. Denenebilir bir şey mi? Ya denenebilir ama çok verimli olmaz. Aksiyon konusu zayıf olur değil mi abi? Evet yani hiçbir şekilde aksiyon alamazsınız, hı-hı, bu için. Dikey pozisyonda da çok verimli değil. Hafif bir yatayda olması. Vertikalı sevmiyor evet, yani. Evet vertikala direkt, hı-hı, 90 derecelik bir açıda çalışmıyor. Biraz yatarsa takım çok daha avcı oluyor. Yani bir çeşit dip sırtısı da yapmış çalışıyorsunuz. Yani dibe paralel giden bir kalamar imitasyonu. Aldın mı? Vuruyor mu? Daha inenilmez. Vuruyor. Bak, görüyor musunuz? Şimdi sana vereceğim. Şimdi diyelim ki belli bir yüksekliğe kadar vurdu, bıraktı. Gene cezbetmek için indirdik. Evet. Şimdi bu balığı sana yakalatalım. Sar normal. Çok hızlı değil. Daha yavaş. Aynen öyle. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Zaten balık olursa vur. Şimdi diyelim ki 5-6 tur, 5-6 metre yüksel. Şimdi tetiğe bas. Şuradaki bas. Elinde de tatlı bir şekilde evet arada bir o işlemi yaparak hani tetiği tekrar nasıl yerine getireceğim? O kendi otomatik gelecek. Bıraktın mı tutacak mı? Evet dibe vursun ama dibe vurduğu an anladın. Sağ çok hızlı bıraktım öyle. Heh. Aynen öyle. Dibe bulduğunu hissettiğinde saldı. Sağ. Buldu. Evet, buldu mu? Şimdi otomatik sağ. Yok hiçbir şey yapmana gerek yok. Milyon kere yaptığında yalnız şey gibi istemsiz tasmalayacakmışım gibi hissediyorum. Yok yapma. El alışkanlığı ya bende. Bir faydası var. Vuruyor mu? Yok. Şimdi sal geriye. Bu hareketi. Evet sal. Aynen öyle. Hiç başka bir şey yapmana gerek yok. Sal. Tatlı bir şekilde. Aynen öyle. Geliyor mu? Yok şu an bir şey yok. Gelecek. İnşallah. Aynen öyle. Düşün o aşağıda hani o zıplama hareketini doğal olarak yaptırmış oluyorsun. Hiçbir enerji harcamadan. Buldu mu dibi? Tabi burası dediğim gibi akıntılı bir yer olduğu için dibi bulmuş. Buldu mu? Buldu. Bulmazsan çünkü olmaz. Bir kere bir yere dokunması lazım. Demelen, bu hız iyi mi? İyi. Bu
Özellikle yavaş bir makinedir bu zaten, hızlı sarılmasın diye. Turu 66 santim. Yani çok iyi. Çok az bir turu var. Hem güç olarak şey yapıyor. Drag ne abi? Efendim? Drag ne? Drag 12 kilo. İyi güzel. 12 kilo. Tamam şimdi yeterli gene aynı şekilde. Zaten balık olursa %90 ilk 1 ve 2. atışında vuruyor. Yani muhtemelen balık yok aşağıda. Çünkü şimdiye kadar atla aldık. Tek oltanın açısı da çok iyi. Yatay bir şekilde. Dikey zaten biliyorsun avcı olmaz. Hiçbir avcı yukarı doğru kaçmaz. Yani paralel yatay, giden yatay. Bir kalama limitasyonu. Yoksa gidiyorum biraz. Tamam. O zaman çeksin biraz. He? Çeksin mi? Çeksin. Sar istersen merada değiliz. Şey. Sar sar daha hızlı da sarabiliriz. En iyi taraf onun kendi kendine şey yapması da zaten. Makine altta şey Serap. Gelsin de ondan sonra. İpin renkleri sipinden farklı olarak metreleri. Aynen, her biri 10 metredir. Tabii ben mesela son mavi geldiğimde artık anlıyorsun takım geldiğini. Muhtemelen piyasadaki en sağlam iplerden şey mi? Saltiga falan mı? Saltiga 12 örgü. 12. Tamam. Geldi. Birazcık daha sonra bak yem gitmiş. Şimdi tetiğe bastık şey. Boşansın. Gelsin. Yemin takılışını da alalım abi kayıt altına. Bak bir adet kalamar bıyığı buldum. Hı-hı. Skörtlerin arasında çok doğal gözükecek. Hem de kokusuyla cezbedecek. Aynı taktığım yerde izledim bakalım. Biz de bir takalım. Sen nasıl yazıyor buraya? Balık mı yazıyor? Ya, dur. Bir yer takayım hemen. Senin kara gözler hep bulunur. Boka vuruşu aldın mı hiç? Yok almadım. Hadi bakalım alınca var ya bayılacaksın. Ben atayım. Ya da al abi fark etmez nasıl istersin. Bakalım varsa. Şöyle iniş anını da çek istersen. Şu yer değiştirelim mi? Evet, tamam. Yer değiştirelim. Şu güneşi sana doğru alalım abi. Bu gemi gelmez bize değil mi Serhat? Yok o açıktan geçecek. Da iniş hızını ayarlayabiliyoruz aslında. Yani ince bir ayarla da inmesinin hızını. Evet, bir değişken var. Hemen gel abi gel. Bakalım. Gel bu tarafa. Ters de kaldım. Çok doğru yerde miyiz Serhat? Çok doğru yer değil de. Melekeyi kazandıktan sonra aslında ben çok çok bile değilim tabii yani. Dediğim gibi çok zorluğu yok. Takım ağır olmadığı için. Benim spindeki rahatlığım sende bunda var abi. Evet evet aynı senin arkadaşına bakıyorum. Bana göre iki kat hızlı çalışıyorsun bunda da öyle. Ama yine takıldı. Eyvah. Evet. Takıldı mı? Yok. Peki bir saati var mı bunun? Spin'de mesela biz sabah sularında veya akşam sularında daha fazla verim alıyoruz. Bunda gün boyu balık yakalamak mümkün o zaman. Tabii hiç saatle mefrumu yok. Çünkü taş balıkları neticede avlayacaklarımız. Hı-hı. Hepsi de aşağı yukarı yemlenme saatleri diye bir şey yok. Her zaman. Gece denedin mi abi hiç peki? Gece çalışmıyor evet. Hı-hı. Gece denemedim. Yani denemiş de olabiliriz buradayken. Hani bir hava karardıktan sonra da atmışlığımız var ama yani sabaha kadar bir denemiş. O gözün glow özellikle olması
cazibe merkezi var. Olabilir mi? Tabii. Yani o sularda şu anki benim mevcut kullandığım glow değil, glowları da var. Daha önce de kullandım burada. O muhtemelen derin ve bulanık sularda da biraz daha fayda ediyor. Bence geceleyin avlanılmakta çok bir verimli olacağını zannetmiyorum. Evet. Çünkü hem boğaz için söyleyeyim, riskli gece burada avlanmak. Çünkü gemiler geçiyor çok sık. Evet. Onların bir riski var. Ama belki daha durgun sularda denenebilir ama ben hiç duymadım bugüne kadar Tayravır'la gece avcılık yapıldığını. Çünkü gündüzler yeterli. Eyvallah. Geceye gerek yok. Brocum ne yapıyorsun ya? Taş çek. Mercan çek. Çekici adamsın. Mercanları da aynen çekici adamım. Mercanları da almıyoruz. Merada bizim avlandığımız yerde çok fazla mercan var. Onları da ister istemez çekmiş bulunuyoruz bazen. Tamam. Bir takım yüklü olduğu için. Ama geri atıyoruz burada çünkü onlar da birer can. Aynen öyle. Taş balıklarının barındığı, çevresinde yaşamaya çalıştığı, ürediği, beslendiği özel alanlardan bir tanesi. Evet. Kendi ayağımıza sıkmanın anlamı yok. Evet Serhat abi bindirdi balığı. Abi nasıl boy? Çok iri bir balık değil ama tahmin ediyorum yine porsiyonlu bir şey. Zaten şu anda avlandığımız meranın balık boyları aşağı yukarı böyle. Ama bir sürprizim var balık ortamı. Şimdi gibi duruyor ama. Vallahi gitti gibi duruyor. Belli de olmuyor bazen. Bakalım istediğimiz. Evet balığımız maalesef gitmiş. Gitmiş mi? Gitmiş. Onu sileriz orada. Gitmiş bak herhalde. Çok küçük olduğu zaman bazen gramajdan dolayı anlamadığımız da oluyor. Çünkü çok derinde. Ha varmış. Var var. Var. Karagöz. Evet, çok da küçük oldu. Güzel karagöz. Bir diyorum. Gayet hatır sayılır evet. Bir boy. Evet yani hani bunu bile yokmuş gibi hissettiğimize göre. Aynen. Bir karagöz için oldukça. Bayağı iyi yani. Bayağı iyi. Bizim suları. Ya aç bırakmayacak fazla. Bir yöntem söylediğim gibi. Yani biraz. Sana sağlık abi. Hadi bakalım. İnşallah devam olur. Eline sağlık. Olur olur. Varsa alırız diyelim. Ya varsa alır. Bu yöntem alır. Varsa alır diyelim. Eyvallah. Hadi bizi kart koyalım şimdi. Evet Serhat abi, kısıtlı zamanda vakit ayırdın, bir şeyler anlattın, öğrettin bize. Teşekkür ederiz bilgiler için. Eğitim videosu oldu. Yemimiz de azdı ama ona rağmen bir iki tane numune de olsa balık yakalayabildik. Aynen, ama hava çok güzeldi. En azından güzel bir deniz havası aldık. Dostlarla birlikte zaten burada olmak amacımız. Aynen, balık öyle. Bahane, aynen, muhabbet şahane. Başka avlarda tekrar görüşürüz. İnşallah. Teşekkürler, ağzına sağlık. Sağ olun. Serhat'cığım. Vallahi evet, kısıtlı bir zamanda ama... Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen. Daha güzel. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Biz böyleyiz. Selamlar dostlar.